Bakıyorsunuz hala beddua seansları düzenliyorlar. Mart öncesinde de düzenlediler, şimdi düzenliyorlar. Bu defa yer değiştirdi, artık Pensilvanya'da düzenliyorlar. Ve bu beddua seanslarında akla hayale gelmez sıfatlar yakıştırmaya çalışıyorlar. Ne yakıştırırsanız yakıştırın. Bilin ki sizin tuzaklarınızın üzerinde Allah'ın tuzağı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada yine paralel yapı göndermesi yaptı. Hizmet maskesi altında vatanına ihanet edenlerin kirli mücadelesi, unutmayın, eski Türkiye'yi diriltme mücadelesidir. Ulusal ve uluslararası medyada ortak bir dille, ortak bir üslupla, ortak manşetlerle yapılan algı ve bu algı operasyonları eski Türkiye'yi diriltme çabasıdır. Erdoğan bir kez daha darbe, saldırı ve ihanet suçlamalarında bulundu. İhanetin nereden geleceğini kestiremezsiniz. Sizi sırtınızdan kimin hançerleyeceğini göremezsiniz. Siz dost zannedersiniz ama dost bildiğinizin iradesini, idrakini, inancını, vatanını ve milletini karanlık odaklara pazarladığını bilemeyebilir, fark edemeyebilirsiniz. Cumhurbaşkanı hizmetle ilgili yanıldık, yanıltıldık dedi. Ha, açık konuşayım. Öz eleştiri. Biz de bu konuda maalesef yanıldık, yanıltıldık ve şu anda biraz da daha erken netice alabilecekken gecikmesinin sebebi bu olmuştur. Erdoğan'ın gündeminde medyaya yapılan operasyon da vardı. Tepkilere ve tartışmalara cevap veren Cumhurbaşkanı, başka gözaltılar olabileceğinin de sinyallerini verdi. Türkiye'de gazetecilerin tutuklandığını, basının susturulduğunu iddia edecek kadar, bunu da dünyaya ağlayarak şikayet edecek kadar ilkesizler, pervasızlar ve maalesef ahlaktan yoksunlar. Şimdi son olarak bu operasyonda içeri alınan gazeteci de işte legal görünüm altında illegal bir yapının şekillenmesinde evet gayreti olanlar arasında. Ama onun dışında alınan 3 kişi emniyet görevlileri. Nerede bu gazeteciler? Ha, belki onunla beraber başka alınan da olacaktır, olabilir. Şimdi ben soruyorum. Ey eli kalem tutanlar, acaba gazeteciler suç işlemez mi?